Şimdi yepyeni bir örneğe başlıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulmak olacak. Bunun için öncelikle bir proje başlatalım. Ve daha sonrasında eğer bilmiyorsanız mükemmel sayının ne olduğunu size söyleyeyim. Şöyle ki mükemmel sayı. Finish diyelim. This window. ...comment silelim... ...ve bir tab yapalım. Arkadaşlar, mükemmel sayı şu. Kendinden başka... ...pozitif tüm... ...tam bölenlerin sayısı... ...kendisine eşit olan... ...toplamı kendisine eşit olan sayıya... ...mükemmel sayı deniyor. Örneğin... ...altı mükemmel bir sayıdır arkadaşlar. Matematiğe göre. Nedeni şu. Bire bölünür... ...ikiye bölünür ve... 3'e bölünür. 1'i, 2'yi ve 3'ü topladığımızda toplamı 6 eder. Diğer bir mükemmel sayı ise 28'dir arkadaşlar. 28 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 7'ye bölünür ve 14'e bölünür. Bu noktada bu noktada 1 artı 2 3 4 daha 7 7 daha 14 ve 14 daha 28 yapıyor. Bu noktada sizden istediğim şey beraber yapacağız tabii ki. Fakat önce sizin çözmenizi istiyorum. Bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulmanız. int number diyelim. Eşittir 5. Evet 5 mükemmel bir sayı mıdır değil midir? Çıktısını bulalım. Daha sonra bunu 6 için deneyelim ve sonucu görelim. Bu noktada şu an için 10 dakikalık bir süre için bu videoyu durdurabilirsiniz ve hemen başlattığınızda ben çözüyor olacağım. Şöyle ki arkadaşlar mantık çok net. Sayıyı birden başlatıp kendisine kadar kendisi dahil olmayacak şekilde tüm sayılara böldürmek ve toplam almak. Dolayısıyla benim bir toplam tutacak bir değişkene ihtiyacım var. O da sıfır. Bir for döngüsüne ihtiyacım var. Int i eşittir 0. i küçüktür number. Bakın küçüktür dediğim için kendisini kabul etmez. kendisine dahil etmez. i plus plus artı artı. Parantezleri aç ve içine gir. Burada şu kontrol yapacağız. Eğer sayı yani number yüzde yani mod i eşit eşittir. 0 ise asal sayılarda çok benzerini yaptık biz bunun. Eğer i'ye bölündüğünde 0'a e, kalanı 0 ise o zaman total eşittir. Total artı i. Yani o anki i'yi totale ekle. Kısacası 5 için düşünecek olursak. Bu arada i'yi sıfırdan başlattım. Birden e, başlatmak gerekiyor. E, bu durumda birden başlattık. Bakın 5, 1'e bölünür mü? Ee, pardon, evet 5, 1'e bölünür mü? Bölünür. O zaman total 0 artı 1, 1. 5, 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e bölünür mü? Hayır. Dolayısıyla total 1 olduğu için ve 1 de 5'e eşit olmadığı için bizim bu az, e, mükemmel sayı değildir dememiz gerekir. Yani kısacası Döngü bittikten sonra bunu demeliyiz. Çünkü döngü bitene kadar bu totalin sonuçlanması gerekiyor. Burada şunu söylüyorum. Eğer total eşit eşittir number ise, o zaman ne yapsın? System nokta out nokta printline mükemmel sayıdır desin. Ama değilse Else durumu yani else durumunda ise sistem nokta out nokta print line diyerek mükemmel sayı değildir diyelim. Bu noktada 5 için çalıştırdığımızda mükemmel sayı değildir demesi gerekiyor. Ama 6 için çalıştırdığımızda 6 için çalıştırdığımızda şöyle bakalım mükemmel sayıdır demesi gerekiyor. Örneğin 27 için mükemmel sayı değildir demesi gerekiyorken, 28 için mükemmel sayıdır demesi gerekir. Çünkü 28 mükemmel bir sayıdır. Bu noktada arkadaşlar tabii ki daha önceki yaptığımız örneklerde olduğu gibi geçersiz sayıları veya bir girdiğindeki durumu hesaba katarak Orada geçersiz sayılar vesaire gibi e, negatif sayılar için geçersiz sayılar gibi ifadeler verebilirsiniz. Ama temel anlamda algoritmamız budur.